Salihin oldukça meşhur bir kitap. Meşhur bir kitaba başlıyoruz. Riyazu Salih Ebu Zekeriya Yahya İbn Şeref İbn Muri en-Nevevi. Hicri 631, miladi 1233. Suriye'nin güneyinde doğdu. Neva köyünde. İmam Nevevi Şafii bir alim. Bayağı bir kitabı var. Çeşitli alanlarda kitapları var. En meşhur olduğu alan tabii ki hadistir. Riyazu Salihin hakkında çok geniş bir bilgi sizlerle paylaştım. Hem yazarı hakkında da geniş bir bilgi paylaştım. 40 sayfa civarında bir bilgi, bir PDF paylaşıldı sizlerle. Bu yüzden ben kısaca bir kişiye değinip kitaba geçeceğim. Eserlerinden birkaçı Riyazu Salihin en meşhur eseri ki şu anda onu okuyacağız. İki Minhac diye bir kitabı var. Minhac fi şerhi Sahih-i Müslim. Sahih-i Müslim'in şerhi Minhacı meşhurdur. Üçüncü eser olarak El-Ezkar, Zikirler kitabı. Bunu söyleyebiliriz. Bu da oldukça meşhurdur. Dört El-Erbaun adında bir kitabı var. Erbaun adlı kitabını da okuduk zaten. Onu bitirmiştik. Beş El-Hulasa fi Ehadisi'l-Ahkam. Böyle bir kitabı da var. Altı El-Mecmu, Şerh-ı Mühezzeb. Fıkıh kitabıdır. Bu fıkıh kitabı da oldukça meşhurdur. Bir de sözlüğü var. Tehzibul Esma ve Lugat. Bu da meşhur. Bende mevcut bir kitap. Peki okuyacağımız kitabın tam adı Riyazu Salihin min Hadisi Seyyidil Mürselin. Riyazu Salihin min Hadisi Seyyidil Mürselin. Evet, en meşhur olduğu alan ne dedik? Hadis dedik. Okuyacağımız kitapta bir hadis kitabıdır. Riyazu Salih'in çeşitli kitaplardan derlenerek elde edilmiştir. Yani orijinal değil, işte Buhari'den biraz alınmış, Müslim'den, Tirmizi'den, falanca kitaptan, filanca kitaptan, çeşitli kitaplardan toparlanarak elde edilmiş bir kitaptır. Derleme bir kitap, bu yüzden diyoruz derlemedir yani. Peki bu kitaptaki hadislerin tamamı sahih midir? Değildir. Sahih artı hasenden mi ibarettir? O da değildir. Yani içerisinde mevzu hadisi var mı? Mevzu hadis yoktur. Mevzu uydurma, asılsız demek. Aslında hadis değil de hadis diye insanları kandırmışlar yani. Bu manaya geliyor mevzu. Mevzu hadisi var mı bunda? Yoktur. Zayıf hadisi var mı? Zayıf hadis vardır. Ne kadar var? Abdülfettah Ebu Budde'ye göre 3 hadisi zayıftır. Riyazu Salihin adlı kitapta 3 hadis kesinlikle zayıftır. 3 tane zayıf var. Bir de Elbani diye bir kişi var. Yani görüşüne itibar ettiğimizden değil de duymuş olun diye söylüyorum. Elbani'ye göre 64 tane zayıf hadis vardır bu kitapta. 64 sayısını zikreder. Ha, bu hadislerin bir kısmını her ne kadar o 64 tane zayıf var dese de bu 64'ten bir kısmını Silsiletu Ahadisu Sahiha adlı kitabında saymıştır. Onu da yer vermiştir. Silsiletu Ahadisu Sahiha sahih hadisler demek yani. Burada zayıf demiş, kendi kitabında aynı hadise sahih demiştir. Dolayısıyla bir çelişki içerisindedir. Bu yüzden görüşüne itibar etmiyoruz. Bu konudaki görüşüne. Görüş vardır itibar edersin. Başka bir nokta vardır itibar etmezsin. Bu kitapta zayıf hadis var mı yani sonuçta? Var. Zayıf hadis olması bu kitabı değerinden bir şey azaltır mı? Azaltmaz. Zaten azaltsaydı bu denli önem verilmezdi. Öyle bir durum da var. Zayıf hadis olabilir. Zayıf hadis olması zaten onun amel edilemeyeceği manasına gelmiyor. Zayıf hadiste amel edilir. Belirli şartlar, çerçeveler içerisinde zayıf hadiste amel edilmektedir. Bunda ittifak var. Daha fazla üzerine konuşmuyorum çünkü sizlerle bu paylaşıldı. Çeşitli bilgiler 40 sayfa civarında sizlerle paylaşıldı. Kitabın şerhi, 8 ciltlik şerhi de yine sizlerle paylaşıldı. İndirmeyenler varsa indirebilirler diyerek birinci baptan başlıyorum. Mukaddimeyi atlıyorum. Mukaddime için 40 sayfalık
Türkçe bilgi verildi size. 40 sayfa mukaddime için oldukça yeterli olsa gerek diyerek birinci baptan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. 1. Babul İhlasi. İhlas samimiyet demek. İhlas suresi vardır bilirsiniz. Babul İhlasi samimiyet babı ve ihzarin niyeti ve iyi niyet. İhzar hazırlamak. Ahzara ihzar hazırlamak ama burada iyi niyet manasına gelmek. İhzarin niyeti, iyi niyet ve samimiyet üzerine bir konu. Fi cimi'il e'mali, tüm amellerde, vel ekvali ve tüm kavil yani sözlerde, vel ehvali ve tüm hallerde. Öyle hal, kavil, e'mal ki bunlar el barizeti açık olan ve el hafiyeti ve gizli olan. Açık olsun, gizli olsun, tüm hallerde, sözlerde ve amellerde iyi niyet ve samimiyet adında bir başlık atarak kitap başlıyor. Niyetle başlıyor yani kitap. Niyet ve samimiyet. Allahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu. Bu hadis kitabı nasıl bir kitaptır? Konu bir sürü konu verecek, konu başlıkları verecek. Konuyla alakalı ayet ve hadislere yer verecektir. Kâlallahu Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Emrolunmadılar, illa ancak emrolundular. Liya'budullâhe, Allah'a kulluk etmeleri için. Yani Allah'a kulluk etmeleri için emrolundular. Muhlisine ait kılarak, lehu o Allah'a. Neye ait kılarak? Dini. Dini Allah'a ait kılarak kulluk etmeleri için emrolundular. Başka bir şey için emrolunmadılar. Hem de hunafa'e Hakk'a yönelerek ve yukimussalate namaz kılarak ve yu'tuzzekate zekatı vererek yani bunlara da emrolundular. Ve zalike işte bu da nedir? Dinul kayyime dost doğru dindir. Din budur. Beyyine suresi 5 numaralı ayet demiş. Ve gâle teâlâ ve yüce Allah şöyle buyurdu. Len yenale asla ulaşamaz. Kime? Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamayacak. Ne ulaşamayacak? Lahmun, luhumun, luhumuha onların etleri, o hayvanların etleri Allah'a asla ulaşamayacak. Ulaşamaz. Ve la dimauha o hayvanların kanları da Allah'a ulaşamaz. Ve lakin fakat yenalu ulaşır. Hu Allah'a ne ulaşır? Et-takva, takva ulaşır minkum sizden. Yani, enlen key izen işledik diye söylemiş olayım. Yani, fiil-i muzayrı nasbedenler nale yenalu olacaktı. Len olmuştur. Len yenale olmuştur. Ayetlerde de bu dikkatinizi çekiyor olsun. Hac suresi 37. ayet imiş. Gale Teala ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Gul sen söyle. İnşaet tuhfu onlar gizleseler de ma o şey ki fi sudurikum sadrun sudurun göğüsler kalpler manasına gidiyor. Yani içlerindekini gizleseler de sudurikum kendi içlerindekini gizleseler de içlerinde olan şeyi ev veya tubduhu veya onu açık etseler de içlerinde tutmayıp şudur budur diye belli etseler de Ya'lem bilir hu onu kim? Allahu Allah. Onlar gizleseler de gizlemeseler de Allah zaten her şeyi biliyor. Ali İmran 29. Ve bir iki ayet verdikten sonra hadise başlıyor kitap. Bir numaralı hadis. An emiril müminine, müminlerin emirinden. Ebi Hafzin, Hafs aslan demek. Ebi baba, Ebi Hafzin aslanın babası. Ömer ibnil Hattabi, Hattab'ın oğlu. Bin Nüfeyl ibni Abdülüzzâ, bin Riyâh ibni Abdillâh ibni Kurt ibni Razâh ibni Adi ibni Ka'b ibni. Buraya ne diyoruz? Senet diyoruz. Bir sürü isim geçiyor. Şunun oğlu, işte filancanın oğlu, filancanın dedesi, filancanın babası diye devam ediyor. Adi ibni Ka'b ibni Lüey ibni Galib'in
El-Kureşiyyil Aleviyyi radıyallahu anh. Allah hepsinden razı olsun. Diyerek buraya kadar geldi. Belki burada yine dikkat çekmemiz gereken şey, yani hepsi isim, onu zaten söyledim. Sarf ilminde okuduğumuz bir şey vardı. O da neydi? Şu var arkadaşlar. Burada mesela İbni yazıyor. Görüyorsunuz. Hemze ile beraber. İbni, ama burada bin yazıyor. Bin neden yazıyor? İbni. Oradaki hemze neden siliniyordu? Hatırlıyor muyuz? Evet. İki özel isim arasında hemze siliniyordu. Hatırlıyor olmanız güzel. Hemze-i vasıldır. İki özel isim arasında olduğunda silinir demiştik. Şimdi çok meşhur bir hadise geldi sıra. Radıyallahu anh dedi. Gale dedi ki, Semi'tu, ben işittim Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nden işittim. Yegulu, o şöyle diyor idi. Şimdi bazı hadisleri ezberlemenizi isteyeceğim. Bunu isteme nedenim hayatınızda size yardımcı olacak olması. Dini bir konu açılır. Bir şey dersiniz, bir dediğiniz şey ispatlamanız gerekir. Yani din de ispat üzere bir şey. Bir şey dersiniz, hemen ardından ayetler, hadisler gelebilmeli. Aynı şekilde okuyacağınız veya okuduğunuz okullarda da çok defa geçen bir hadistir bu. Özellikle İnnemel e'malu binniyyati. En azından burasını ezbere bilmelisiniz. Hayatınızda işinize yarayacaktır. Böyle bazı yerleri ezberlemenizi isteyeceğim arkadaşlar. En azından şu çizdiğim yer. İnnemel e'malu binniyyati. En azından burasını ezbere bilin. Ezbere bilmek önemli değil. Bir de şu var, yani kitap elinizde var diye düşünüyorum. Elinizde bir kırmızı kalem olursa, böyle ezberleyin dediğim yerin altını bir çizgi olarak çizersiniz. Geçersiniz. Yarın şurayı da ezberleyin deriz. Orayı da çizersiniz. Bu şekilde 50 sayfa, 100 sayfa okuduğumuzu düşünün. Geriye dönüp tekrar etmeniz gerekecek. Neresini ezberlememizi istemişti? Ha, kırmızı çizgili yer. Çok kolay bir şekilde tespit edersiniz neresiydi diye. Bu hadisleri sık sık tekrar etmeniz de sizler için önemli olmalı. İnnema ancak el a'malu ameller binniyyati, niyetlerle beraberdir. Yani ameller niyetlere göre kabul görmektedir veya görmemektedir. Bu hadis anısı da fazladır. Daha bir ay kadar önce Ehli Kur'an diye adlandırdığımız, yani sadece Kur'an diyen, hadisleri tamamıyla devre dışı bırakmayı planlayanlardan biriyle oturuyorduk. İnnemel a'mal binniyat dediğimizde, ameller niyetlere göre değer bulur dediğimizde, hemen eleştirmeye kalktı. Sağdan soldan bir şeyler bulmaya kalktı ama başaramadı. Çünkü manayı bile doğru anlayamamışlardı. Öyle bir durum var. Bu innemel a'malu binniyati Kur'an'a da aykırı değildir zaten. Ne kadar kişi eleştirmeye kalksa da eleştirebileceği bir şey değil. Ameller niyetlere göredir, niyetlere bağlıdır. Niyetin neyse amelinde ona göre değer bulacaktır veya değersiz kalacaktır. Namaz kılarken amacın gösteriş ise, gösterişe göre bir karşılık alırsın. O ameldeki niyetin gösterişi ise ona göre bir karşılık alırsın. Niyetin Allah rızası ise ona göre bir karşılık alırsın. Her ne yapıyorsan niyetine göre bir karşılık alırsın. Ama bu hadis A'dan Z'ye tüm konuları kapsar demek de değildir. Niyetin yanlıştır. Niyetine bazen güvenmemen gerekir. Kimileri vardır mesela, hadis uydurmuştur. Benim niyetim insanları işte daha çok amele teşviktir. Bu yüzden işte uydurmuş mesela, demiş ki her gün 100 rekat kılarsan kesin cennetliksin. Uydurmuş böyle bir hadis. Hayırdır, niye uydurdun? Benim niyetim iyi. İnsanlar daha çok ibadet etsin diye uydurdum. Burada niyetin iyi olması başka bir hadiste çelişiyor ama. Mütevatir bir hadiste. Bilirsiniz. Kim benim hakkımda ben söylemişim gibi bir hadis telaffuz ederse, sanki ben söylediğim gibi telaffuz ederse, uydurursa cehennemdeki yerine hazır olsun diye de bir hadis var. Orayla çeliştiği için bu hadisi o kadar genelleyemeyiz. Üzerine daha fazla konuşmayı da düşünmüyorum. Şerhini de zaten sizlerle paylaştık. Şerhinde benim anlatacaklarımdan çok daha fazlası vardır. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Devam edeyim ben. İnnemel e'malu binniyyati. Ameller niyetlere bağlıdır. Niyetine göre amelin bir karşılık, bir değer bulacaktır.
Ve innema ancak li kulli imri'in her kişi için vardır ne ma'uşe ki neva niyet etti. Her kişi için niyet ettiği vardır, niyetinin karşılığı vardır. Fe öyleyse men her kim kânet ise hicratuhu onun hicreti ise nedir ise nereye ise ilallahi ve rasulihi Allah'a ve onun rasulüne ise niyeti fe bu durumda hicratuhu onun hicreti İlallahi ve Resulihi Allah'a ve Resulüne olmuş olur. Ve men her kim kânet ise hicratuhu onun hicreti li dünya, dünya için ise, dünya arzusu için bir hicrete kalkmış ise yusibuha ona ulaşacaktır. Onun için hicret etmiş olur. Veya imraetin bir kadın için hicret yapmış ise kişi yenkihuha onunla nikahlanmak, onunla evlenmek için hicrete kalkmış ise ve bu durumda hicratuhu kişinin hicreti nereyedir? İla ma o şey ki hacara hicret etti ileyhi ona. Kişi her ne için hicret etti ise niyetine ise ona hicret etmiş sayılır. Ona göre bir karşılık bulur. Muttefakun ala sıhhatihi sıhhati üzerine bir ittifak vardır. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi kim? İmamun imamani İmama diye kalmıştır. Tesniye bir kelime esasen. Tesniyeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi düşer. Kaidesinden dolayı imamani, imama diye kalmış. İki imam demek. İmam el-muhaddisine, muhaddislerin iki imamı rivayet etti. Kim o iki imam? Direkt söyleyelim. İmam Buhari ile İmam Müslim yani. Bunu rivayet etmiştir. Şimdi uzun uzun isimleri yazacak burada. Birincisi Ebu Abdillah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn el-Buyra bin Berdizbeh el-Cu'fiyyü el-Bukhariyyü. Birincisi buydu. İmam Buhari kısaca diyoruz biz. İkincisi İmam Müslim ve Ebu'l-Hüseyni Müslim bin Haccac bin Müslimin el-Kuşeyriyyü En-Nisaburiyyü radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden de razı olsun. Bunlar ne dedik? Rivayet etmişlerdir. İki imam rivayet etti. Nerede rivayet ettiler? Fi sahihayhima. Sahih eserlerinde. İkisinde sahih adında kitapları var. Sahih adlı kitaplarında rivayet etmişlerdir. Öyle sahih kitaplar ki bunlar. Elledeyn o sahih kitaplar ki. Huma o ikisi nedir? Yani İmam Müslim'in ve İmam Buhari'nin yazmış olduğu sahih adlı kitaplar nedir? Nedir esasen? Es-sahhul kutubil musannefeti. Yazılmış kitaplar arasında en sahih olanlarıdır. Es-sahhu en sahih demek. En sahih hadis kitapları olan o iki sahih kitapta, El-Cami'ü Sahih adlı kitaplarında bu hadise yer vermişlerdir. İki numaralı hadise geldik. عن أم المؤمنين müminlerin annesinden. Annesinden ne? Biliyorsunuz ki her senedin başında ne var? Ruviye vardır. Senet neydi? İnsan zinciri. Şu şundan duydu aktardı. Bu bundan duyup aktardı. Falanca da filancadan duyup aktardı. İnsan isimleri. Kim kimden duydu? Bu zincire senet diyoruz. Ardından da yani peygamber ne dedi? Ya peygamber değil bir başkası demiştir. Hadislerinde kısımları var. Tüm hadisler merfu değildir. Maktu ve mevkuf hadisler de var. Her kim ne dediyse o denilen yere de metin diyoruz. Dedikleri söylemlerine metin. Kim kimden duydu oraya da senet demekteyiz. Tamamıyla hepsinin başında ruviye vardır. Ruviye rivayet olundu. Kimden? En ümmil müminine. Müminlerin annesinden rivayet olunmuştur. Ümmü Abdillah. Ümmü Abdillah, Abdullah'ın annesi demek. E kim o? Aişete, Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe'nin çocuğu mu vardı? Yoktu. E niye Ümmü Abdillah diyor, Abdullah'ın annesi diyor. Ümmü Abdullah künyesi Peygamberimiz tarafından Hazreti Ayşe'ye verilmiştir. Esasen bir çocuğu yoktu. Hazreti Ayşe bir çocuğu yoktu ama teyze anne sayılır diye peygamberimizin bir sözü var. Teyze anne sayılır. Türkçemize de bu teyze anne yarısıdır şeklinde bir giriş yapmıştır yani. Duymuşsunuzdur. Teyze anne yarısıdır diye.
Esasen o cümlenin aslı teyze anne sayılır şeklindedir. Teyze annedir. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Peygamberimiz ona kız kardeşi Esma'nın oğlu Abdullah bin Zübeyr'den dolayı bu künyeyi, bu lakabı vermiştir. Abdullah bin Zübeyr. Bu yüzden Ümmi Abdillah, Abdullah'ın annesi, yani Abdullah bin Zübeyr'in annesi. O manada. Lakap verildi. Aişete. Ümmü Abdullah'tan kasıt kim? Aişete Hazreti Ayşe'dir. Radıyallahu anha. Allah ona razı olsun. Galet şöyle demişti Hazreti Ayşe. Gale buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl buyurdu? Ne dedi? Yavzu ceyşun. Yavzu savaş açacak, savaşacak. Ceyşun bir ordu. Nerede? El-Ka'bete, Kabe'de. Şeyda kanu, onlar oldukları vakit nerede? Beydae, Beydae mevkiinde oldukları vakit, minel erzi, yeryüzünde, Beyza adı verilen, Beyda adı verilen yerde oldukları vakit, yuhsefu, batırılır bir evvelihim, onların evvelleri, yani o grubun, o ordunun öncü askerleri, bir evvelihim, öndeki askerleri batırılır ve ahirin, sondakiler de batırılır. Galet Hazreti Ayşe dedi. Devamlı için biraz sayfayı sardırsam iyi olacak. Galet gultu ya, orada kaldı. Galet Hazreti Ayşe dedi ki, gultu ben dedim ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Bakın burada ne var? Ya nida harfi Resulallah münadadır. Resule münadası muzaf olduğu için mensup olmuştur. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Keyfe, nasıl, niye yuhsefu batırılıyor bir evvelihim, onların evvelleri, öndeki askerleri ve ahirihim ve sondakiler niye batırılıyor? Ve fihim, oysa ki onların içerisinde vardır. Ne? Esvakuhum, çarşı ehli. Yani pazarcı olanlar da var. Ve men o kimse ki leyse minhum, onlardan olmayıp çarşı ehli olan, pazara gidenler de olduğu halde niye öndekiler de arkadakiler de A'dan Z'ye batırılıyor? Gale peygamberimiz şöyle buyurdu. Yuhsefu batırılıyor bir evvelihim ve ahirihim. O grubun öndekileri de arkadakileri de batırılıyor. Yani ölüyorlar. Sümme sonra yub'asune, diriltilecekler. Ala niyyatihim, niyetlerine göre de diriltilecekler. Muttefakun aleyhi, üzerine ittifak vardır yine. Yani İmam Müslim ve İmam Buhari'nin kitaplarında geçiyor bu kitap. Ama hada lafzul Buhari, bu lafız ne lafzıdır? Buhari lafzıdır. Yani İmam Buhari'nin El Camiu'l Sahih adlı kitabında geçen lafızlardan biri bir buraya aktarılmıştır. Muttefakun aleyh, bu hadis ittifak edilmiştir. Buhari'de de Müslim'de de geçer. Peki hangi lafızlar burada rivayet edildi? Diyor ki hala bu lafzul Buhari, Buhari lafzıdır. Müslim'de de birkaç kelime farklı olarak bu hadis geçebilir. Biz buraya yazarken Buhari'deki hadisi birebir aktardık. Müslim'dekini de aktarabilirdik. Buhari'den aktarmayı tercih ettik. Zaten aşağı yukarı aynı hadis Müslim'de de var diyor. Ve an Aişete, Hazreti Ayşe'den bir rivayet. Radıyallahu anha, Allah ona razı olsun. Gale şöyle dedi. Gale ennebiyyü, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. La hicrete, hicret yoktur. Ba'del fethi, fetihten sonra. Çok meşhur bir yer burası da. La hicrete ba'del fethi, çok meşhurdur. Velakin, fakat cihadun, cihat vardır. Ve niyetun, ve niyet de vardır. Ve ida üstünfirtum, siz cihada istendiğiniz vakit, çağrıldığınız vakit. Üstünfirtum buradaki sin talebi, talep için. Cihada istenildiğiniz vakit, çağrıldığınız vakit. Fe hemen infiru, koşun. Fenfiru, hemen koşun, beklemeyin. Muttefakun aleyhi, üzerine ittifak edilmiştir. Yani Buhari Müslüm hadisidir. Ve ma'nahu, onun manası. Bu hadisten ne anlaman gerekiyor? La hicrete, hicret yoktur. Min Mekke'te, Mekke'den hicret yoktur. Hicret, göç etmek demek. Hicret, göç etmek, taşınmak manasına geliyor. Min Mekke'te, Mekke'den göç etmek yoktur. Li ennaha, zira orası sarat oldu. Dara İslam'ın, İslam
diyarı oldu. Darul İslam oldu orası. Ve an Ebi Abdillah Cabir İbni Abdillah El Ensari radıyallahu anhuma kâle şöyle dedi. Künna biz idik. Ma'an Nebi ile beraber. Fi gazatin. Bir gazvedeydik. Gazatinde 5 yazıyor. 5'e baktım. Gazvetu Tebuk diyor. Tebuk gazvesinde idik peygamberle beraber. Ve ardından Gale şöyle dedi. İnne şüphesiz ki bil Medine'ti. Medine'de vardır. Le ricalen. Çeşitli adamlar var. Yani Medine'de bir takım insanlar geri kaldı. Savaşa katılamadı diyecek. Masirtum mesiran. Sizinle birlikte yürümediler. Yürüyemediler. Yürüyemeyenler var. Vela kata'tum vadiyen. Vadi sizinle beraber geçemediler. İlla ancak kanu o adamlar idi ma'kum sizinle beraberdirler. Habesehum onları alıkoydu el marazu hastalık. Her ne kadar sizinle beraber buraya gelememiş olsalar da sizinle birlikte yürüyemediler, sizinle birlikte vadi aşamadılar ama yine de sizinle beraber sayılırlar çünkü onları alıkoyan şey hastalık idi. Habesehum onları hapsetti, alıkoydu. El marazu hastalık. Hastalık olmasaydı sizinle birlikte geleceklerdi. Çünkü niyetleri sizlerle beraber gelmekti. Dolayısıyla niyetine göre bir değerlendirme, bir sevap, günah durumu vardır. Ve fi rivayetin başka bir rivayette de illa ancak şaraku ortak oldular. Kum size fil ecri, ecir konusunda. Yani sevap konusunda her ne kadar gelemeseler de sevap konusunda size ortak oldular. Yani sizin sevabınızdan bir şey eksiltilmeksizin aynısından onlara da verildi. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi Müslimun İmam Müslim rivayet etti. Ve rava ve rivayet etti hu onu El Buhari İmam Buhari an Enes'in Enes'ten radıyallahu anhu Allah ona razı olsun. Gale şöyle dedi. Raca'na biz döndük min gazveti Tebuk'e Tebuk gazvesinden döndük ma'an nebiyyi nebi ile beraber. Bakın min gazveti tebuk diyor. Buradaki min ne için? Hangi manada kullanılmıştır? Min gazveti tebuke, Tebuk savaşından döndük. Bir soru. Harficeler çeşitli manalara gelirdi. İmam Cürcani'nin bir gibisi, İmam Cürcani'nin avamilinde bunu işlemiştik. Min Gazveti Tebuk'u Tebuk savaşından başlayarak oradan beri döndük yani. Oradan beri geldik biz. Yürümeye nereden başladık? Oradan. Dönüşe nereden başladık? Tebuk savaşından başlayarak döndük. Daha geriden gelmedik, daha ileriden gelmedik. Biz oradan beri geldik. Oradan döndük. Dolayısıyla min iptida olacaktır. Ma'en nebi, nebi ile beraber. Fekale ardından kale peygamberimiz buyurdu. Ne buyurdu? Bakalım ne buyurmuş. İnne şüphesiz ki ekvamen bir takım topluluklar vardır. Kavmun ekvamun ekvamen bir takım topluluklar var ki halefna arkamızda. Arkamızda bir topluluk var. Bilmediğin Medine'de. Ma selekna biz geçmesek. Şi'ben dağ yolunu ve la vadiyen ve vadi yolunu. İlla ancak geçtik ve hum onlar ma'na bizimle beraber olduğu halde geçtik. Ma selekna biz geçmedik. Şi'ben dağ yolunu ve la vadiyen vadi yolunu da geçemedik. İlla ancak geçtik ve hum ma'na onlar bizlerle beraber iken. Her ne kadar aslında burada olmasalar da arkamızda bir grup bir topluluk bırakmış olsak da ve hum ma'na esasen onlar bizlerle beraberdir. Çünkü habesehum onları hapsetti, alıkoydu, geri bıraktı. Ne? El üzrü özür. Ciddi bir mazeretleri vardı. Yoksa onlar bizlerle beraber gelirlerdi. Ha, bu ciddi mazeretinden dolayı da onlar bizimle beraber sayılırlar. Niyetleri oydu çünkü. 5 numaralı hadis. Ma'an Ebi Yezid Ma'in ibni Yezide bini Ahnesi radıyallahu anhum. Allah onların hepsine razı olsun. Ve o da kim? Ve o da ve ebuhu ve babası da ve cedduhu ve dedesi de sahabiyyune sahabidirler.
Sahabiyyûne sarf ilmi tarafından bakarsan ne olur? İsmi tafdil midir? Fiil tercüp sani midir? Ya da nedir? Sahabiyyûne hakkında ne düşünüyorsun? İsim mensuptur. Gayet güzel. Devam edelim öyleyse. Gale şöyle dedi. Kâne idi ebi benim babam Yezid'du. Babam Yezid. Ehrece denanira dinarları çıkarttı. Yetesaddaku vermek için, tasadduk etmek için biha onu. Yani bir takım dinar, altın, parayı tasadduk etmek için, sadaka olarak vermek için çıkarttı. Bir yere koyacak. İşte ardından veza'a verdi ha o parayı inde racunun bir adamın yanına verdi yani adamın yanına koydu. Veza koymak demek. Adamın yanına bıraktı alsın diye. Durumu iyi değil diye. Fil mescidi mescitteyken. Federken ci'tu ben geldim. Fe'ahastu ben aldım ha o paraları. Fe'eteytu ben götürdüm hu o parayı biha babamın yanına götürdüm. Ardından gale şöyle dedi. Vallahi Allah'a yemin olsun ki ma iyyake. Sen değildin erattu benim kastettiğim. Vermeyi dilediğim kişi sen değildin. Yani parayı bırakırken ben sana niyet etmedim. Başkası alsın diye bıraktım. Dedi babası. Şey derken hasamtuhu durumu arz ettiler. Hasamtu ben arz ettim demektir. Hu bu durumu. İlâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Ve ardından Gâle peygamberimiz şöyle buyurdu. Leke senin için vardır. Ne? Ma o şey ki neveyte sen niyet ettin. Her neye niyet ettiysen o senin için gerçekleşmiştir. Ya Yezidu, ey Yezid. Ve leke ve senin için de vardır. Çocuğuydu sanırım çocuğuna diyor bunu. Senin için de vardır. Ne? Ma o şey ki ehaste sen aldın. Ne almıştı zaten? Paralar almıştı. Ya ma'nu ey ma'in senin içinde aldığın şey vardır. Aldığın şey senindir. Sen de bırakırken neye niyet ettiysen onun karşılığını yani sevabı sen de aldın. Parayı alan da parayı almış oldu. Çünkü ortada bir kasıt, bir kötü niyet söz konusu değildir. Böylece bir giriş yaptık. İlk 5 hadisi okumuş olduk. Elimdeki kitaba göre tam olarak 2 sayfa okumuş olduk arkadaşlar.